Evet, önlerine kendilerinde olandan daha büyük engeller koymazsak o kadar gıptayla bakılacak yurttaşlarımız var ki bunlardan biri hem bilişim uzmanı hem aktivist hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekilinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın danışmanlığını da yapıyor. Sayın Ali İlhan bizlerle birlikte. Sayın İlhan hoş geldiniz Çok efendim. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Özellikle ben sizin bu çok yönlülüğünüzü kutlayarak Çok başlamak teşekkür istiyorum. ediyorum. Çok örnek bir kartvizitiniz var Çok sağ diyebilirim olun. gerçekten. Çok Az teşekkür ederim. sonra bunun örneklerini de paylaşacağız. Şimdi bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ama ben biraz engellilerin yaşamlarındaki zorluklardan bahsederek başlamak istiyorum. Bizler sizin yaşamınızı kolaylaştıracağımız yerde daha da zorlaştırıyoruz. Öyle düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz? Çok zorluklarımız var tabii. Öncelikle size ve Halk TV'ye çok teşekkür ederek başlamak istiyorum duyarlılığınızdan dolayı. Ve az evvel sevgili arkadaşlarım ekranda gösterdiler. Aşık Veysel'i bir türküsünü Evet. çok güzel söylediler. Aşık Veysel'i saygıyla, rahmetle anıyorum. Türkiye'de farkındalık yaratmış çok önemli isimlerden bir tanesi. Şimdi problemimiz şu. OECD verileri ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı verilerine göre dünyada yaklaşık olarak 1 milyar engelli var çeşitli engel gruplarına dair. Yani dünyanın yaklaşık %13'ü 14 engelli. Türkiye verilerine göre bazen %12 oluyor, bazen %7 oluyor. Bu konuda çok sağlıklı bir veri bankamız yok. 2005 yılında Türkiye'de engellilerle ilgili 5378 sayılı yasa çıkarıldı. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi imzaladık. 2009 yılında sonra ihtiyati tedbir kararları vardı, onları imzaladık. 2010 yılında Anayasa'nın 10. maddesine ayrımcılıkla ilgili, pozitif ayrımcılıkla ilgili madde koyduk. 2014 yılında TCK'nın 122. maddesini tamamladık ve dedik ki engellilerle ilgili yapacağınız herhangi bir hakaret ve benzeri ya da onlarla ilgili yapacağınız ayrımcılıkta çok ciddi cezalar alırsınız dedik. Yasalarla belirledik. İstediğimiz kadar yasa çıkaralım. İstediğiniz kadar yönetmelik çıkaralım. Toplumsal bir dönüşüm oluşturmadığınız sürece engellilerle ilgili sorunu çözmek maalesef mümkün değil. Peki sorunlarımız neler? Bir, çocuk doğduğunda evvela çocuk zaten 1-0 yenik doğuyor. Engelli doğduysa. İki, ailenin travması da eklenince durum 2-0 oluyor. 2-0 yenik duruma düşüyorsunuz. Çocuk doğduktan sonra eğer engelliyse çocuğun okulu, daha sonraki hayatı filan aile bunları düşünmeden önce evvela çocuğunu sokağa çıkarmaktan imtina ediyor. Utanıyor çocuğunu sokağa çıkarmaktan. Sonra çocuk okuyacak okulunun nerede olduğunu bilmiyor. Daha sonrasında aile çocukla nasıl iletişim kuracağını bilmiyor. Dolayısıyla sorun önce ailede başlıyor. Sonra Türkiye'de yaklaşık olarak kimilerine göre 8 milyon, kimilerine göre 9 milyon. Maalesef o konuda da çok sağlıklı bir istatistik yoktur. Yani ne kadar engelli var. Değişiyor sürekli rakamlar. Sonra çevresel etkiler başlıyor. Neler bunlar? Şimdi diyorsunuz ki, az evvel haberde gösterdiniz Antalya'da tekerlekli sandalye rampalarını. Bu rampalar yapılırken standartlara uyulmadığından bu tekerlekli sandalye rampası değil, eziyet rampası oluyor tekerlekli sandalye kullanıcıları için. Bu evrensel bir tasarım olmalı. Biz çünkü Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde söylemişiz. Demişiz ki biz engellilerle ilgili bütün tedbirler alacağız. Ve bu bir hak, bu bir onlara yapılacak yardım değil. Eğer ajitasyondan vazgeçerek, yerel yönetimlerle birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte biz bu durumu toplumsal bir dönüşüm olarak ele alırsak ancak böyle çözmek mümkün. Yani onlara eğitimi, istihdamı, sonrasında erişilebilirliği, ulaşılabilirliği sanki bir lütuf olarak veriyormuşuz gibi bir toplumda böyle bir ön yargı var. Oysa ki engellilerin en temel hakkı bunlardan faydalanabilmek, ortak bir biçimde hep birlikte bu toplumda yaşayabilmek.
Şimdi kimliğiniz çok renkli dedik. Hem yaptığınız çalışmalar var ama onun dışında sosyal faaliyetleriniz, aktivist yönünüz de çok kuvvetli. Bunlardan birini getirelim, izleyicilerimize de sürpriz olsun. Az önce saz çalıp türkü söyleyen bir genç kızımızı ekranlara getirmiştik ama bakın Ali İlhan da neler yapıyor. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Reklamınız olur. Olur tabii ki. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Müthiş. Selami Şahin'i bildiğimiz şarkısını çok güzel seslendirip çalmışsınız. Bir kez daha kutluyorum çok sizi. Çok gurur verici bunlar. Şimdi Türkiye farkındalık yaratmada ne kadar başarılı diye de bir altyazımız, KJ'miz var şu anda. Bence çok başarısızız bu konuda. Çünkü bir sorunu bilmeden ya da bir sorunu aşmaya yönelik bilinç olmadan o sorunu aşamazsınız. Dolayısıyla bunu kabullenmek lazım, ona göre çözüm yolları aramak lazım. Diğer bütün konularda olduğu gibi Türkiye bu konuda da ne yazık ki sınıfta kalmış durumda. Şimdi az önce biz piyano çalarken ve söylerken görüntülerinizi getirdik ekranlara ama başka yönleriniz de var. Örneğin uçak kullandığınızı biliyorum ben sizin. Biraz anlatır mısınız bana hepsi? Uçağa çok meraklıyım ben. Sürekli böyle seyahat ederken falan nasıl kullanıyorlar uçağı? Çok böyle sürekli araştırıyorum, okuyorum. Uçak nasıl kullanılıyor falan. Bir gün artık karar verdim ve bir sivil havacılık meydanına gittim. Orada bir kaptanla anlaştık. Dedim ki bunu kullanmam lazım. Bu zorluğa kafa tutmam lazım. Eğer bu zorsa bu zorluğu yenmem lazım. Sonra dedik ya bu çok zor olabilir senin için. Yani üç boylu görmeyi gerekiyor. Görürüm, problem değil dedim. Yani bir şey yaparız bunlar. Ve sonra karar verdik. Birlikte kaptan yanımda kullandım. O da çok hayret etti. Çünkü dedi ki ya uçağı kaldırmak ya da yere indirmek, piste indirmek bir his işi. O görmeyi gerektiren bir durum değil aslında. Evet, pisti görüyorsunuz ama uçağın levyesini kullanmak bir his işi. Ve ben de çok büyük bir keyifle uçağı indirmiştim piste. Müthiş bir şey gerçekten. Büyük de cesaret açıkçası. Yani gerçekten kutlanacak bir cesaret örneği göstermişsiniz. Biz farkındalık yaratmalıyız. Evet. Yani engelliler daha çok çalışmalılar, daha çok başarmalılar. Belki her şeyi toplum... Bu yoruyor mu sizi Ali Bey? Yani bir takım şeyleri yapabilmek için işte... Bizim gibilerin dışında sizin daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor belki. Çok doğru, yoruluyorsunuz. Evet, yani çok kolay olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Ben diğer arkadaşlarıma göre, Türkiye'deki milyonlarca engelliye göre belki biraz daha şanslıyım. Evet. Çok iyi imkanlar verildi. Mesela bu konuda Halk TV izleyicilerinin huzurunda bir kere daha Sayın Vela Baba'ya çok teşekkür ederim. Çünkü... Bu çok ciddi cesaret işiydi. Yani bir görme engelliyle çalışacaksınız. Şimdiye kadar görme engelli milletvekili vardı şeyde, mecliste daha evvel bir görme engelli arkadaşımız vardı. Çalışacaksınız ama hani nasıl başaracak, ne yapacak çok fazla belki... Ne kadar verim alacaksınız. Ne kadar verim alacaksınız. O taraftan bakınca onu düşünmek lazım. Onu düşünmek lazım ama o konuda çok örnek davrandı. Umarım diğer milletvekillerimiz de bu konuda hiç değilse birkaç tane Veli Ağbaba, birkaç tane Ali İlhan olur mecliste. Ama benim en temel şeyim bu konuda önerim şu. Engellilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunlarının çözülebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha çok temsil edilmeleri lazım. Evet. İki engelli milletvekili, üç engelli milletvekiliyle olmuyor. Onlara daha çok imkan vermek lazım. İmkan ve fırsat tanıdığınız sürece göreceksiniz ki engelliler başaracaklar ve inanacaksınız sonra.
O nedenle ben daha çok temsil edilmeleri gerektiğini, gerek yerel yönetimlerde, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha çok temsil edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Umarım örnek olur. Herkes seçim bildirgelerinde yazıyor engellerle ilgili projelerini. Ama başta da söylediğim gibi temelde yapılması gereken şey öncelikle toplumsal bir dönüşüme ihtiyaç var. Yani biz de mesela önergeler veriyoruz Sayın Ağbaba'yla birlikte diğer milletvekilleri de. İşte sor önergeleri veriyoruz, kanun teklifleri veriyoruz ki geçen yıl görme engellilerin hayatını çok kolaylaştıracak bir rehber köpekler kanun teklifi verdik. Evet. Anında reddedildi. Oysa ki biraz incelense ve gerçekten bu konuda bir bunun neler getireceğine inanılsa inanın el birliğiyle geçmesi lazım. Ama maalesef her şey siyasi davranılıyor. Evet. Buna çok üzülüyorum doğrusunu isterseniz. Hani muhalefet verdiği reddedelim. Olmaz yani. Niye yani? Ne kadar dar bakılıyor. Ne kadar dar bakılıyor. Evet. O yüzden de işte engellilerin de sorunu mesela bu dar kapsamdan bakılınca çözülmüyor. Evet haklısınız. Belki Türkiye yapamıyor ama biz elimizden geldiğince bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Sayın Veli Ağbaba'ya da buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz kendisini. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben dünyanın birçok ülkesine gittim. Yani Japonya, Amerika, İngiltere, gelişmiş ülkelere gittim. Şunu belirtmeliyim ki orada zaman zaman çeşitli konferanslara, seminerlere de katıldım İngiltere'de. Şunu belirtmeliyim ki engelli sayısının %80'i maalesef yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre maalesef gelişmekte olan ülkelerde. Evet onlar da gelişmiş. Onların da sorunları var. Ama yani siz engelliye siz derseniz ki biz gelişmekte olan ülkeyiz. Ben size yardım vereyim abi sen evde otur dersen olmuyor. Olmaz, evet, olmuyor. Girmez. O zaman istihdama dahil edemezsiniz. Hayata dahil edemezsiniz. Bu gelişmekte olan ülkeler mutlaka engellilerle ilgili devlet politikalarını içselleştirmeleri lazım. Kanunla olmuyor bu iş. Kesinlikle. İçselleştirmezseniz çözüm bulamazsınız. Yani kanun çıkardınız, yönetmelik çıkardınız ama içselleştireceksiniz, uygulayacaksınız. Sonuca götüremezsiniz. Aynen. Ali Bey sizi tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Halk TV'ye ve izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Duyarlılığınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sevgili izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Tüm engellere rağmen hayatta kolaylıklar diliyorum size. Kesinlikle. Her şeye rağmen yaşamak çok güzel. Ne güzel. Keyif almak lazım. Evet bu güzel sohbette şimdi bir araya gideceğiz ama saat başında yine yerel seçime yönelik iç siyaset çok hareketli. Ona ilişkin sıcak haberlerimiz olacak. Devam edeceğiz ana habere.